Kaya Bey, siz bu sektörün... Ha bu arada şunu söyleyeyim. Bir, onu karşılığı görünce söylemeden edemem. Yeni yeriniz çok güzel olmuş. Ben gidemedim. Teşekkür ederim. Ama herkes çok övüyor. Çok şık olmuş. Mahmut Anlar, sevgili dostumuz yapmış dekorasyonunu. O da şahane olmuş. O hayırlı olsun bir kere. Birincisi o. İki, şimdi Michelin'lere verilince şöyle bir şey oldu. Şimdi ben baktım Michelin'lere. %90'a katıldım. Hatta 95'e katıldım. Bir iki yer hani almasa da olurdu ama almadan önce mahsur yok. Mesela bazı restoranı unutmuşlar gibi. Mesela karşıda Fatih de katılacaktır buna. Fauna diye bir restoran var. Yani yıkılıyor. Yer bulmak mümkün değil. Alması lazım. En azından bir tavsiyeyi hak ediyordu. Yani hani mesleki yeterlilikleri, gösterdikleri özen, o ne de artizanal tavır bayağı hak ediyordu. Eksik kalmış. Herhalde bilmiyorlardı. Seneye öğrenirler, oraya verirler diye bir şeyler diye düşünüyorum. Şunu söyleyeceğim. Bir hava var. Ya o kadar da önemli değil diyen bir kesim var burun büken. Bir de ooo bu çok önemli. Çok önemli değil. Ama çok önemli. Hiç önemsiz değil. Ve kıymetli bir şey. Şimdi şu açıdan kıymeti görüyorum ben. Yani niye ben anlatıyorum ki sana diye çağırdık böyle seni. Nedir bunun kıymeti? Bence önemli. Önemli. Ve de çok önemli. Birkaç sebebi var. Bazı pazarlarda özellikle hala çok etkin. Bir tane örnek vermem gerekirse Uzak Doğu pazarında. Bizim Türkiye için epeydir bize uzak kalan Uzak Doğu pazarında Michelin uğruna seyahat etmek için nedenlerden biri. Önce onu bir açıklayayım. Biri yıldız ki dünyada şu anda 2600 küsür tane, 2700'e yakın bir yıldızlı restoran var. O dünyada milyon restoran arasında. Arasında, yani. Bütün dünyada. O diğer restoranlara göre fark yaratan restoran demek. Sevgili Fatih'ten dünyada 485 tane var. Yani Fatih 486. oldu. Bence müthiş bir olay. Ben bunu bilmiyordum. Rakamlar işte sektör temsilcisi değil de ben çalışıp geldim. İki yıldız uğruna rotanı değiştirmeye değer restoran demek. Yani siz Türkiye'ye geliyorsunuz, İzmir'e gidecekken İstanbul'a da bir uğrayın da şu Fatih'te bir yere gidiyorsunuz. Hatta Yunanistan'a gelmesi İstanbul'a o bir yıldız. Yok bir yıldız öyle değil. Peki, bir yıldız tamam, uğruna seyahat etmeye değer. Yani bir yıldız yani, evinde oturacaktı, hiç alakan yoktu. Mesela Noma için Danimarka'ya niye gideyim ben, manyak mıyım, kafayı mı yedim ama Noma var diye gittim mesela. Hadi valizi yap, Noma'da yer bulduk, kalk Danimarka'ya gidiyoruz. İşte aynen, ondan Şubat da 138 ortasında tane var. Bir tarafım donarak Danimarka'ya gittim Noma için yani. Tamam, şimdi o 138 tane. Şimdi Türkiye'nin buna girmiş olması bile Michelin sebebiyle seyahat eden insanların sayısından dolayı ekonomik anlamda büyük bir katma değer. Yani ben şöyle söylüyorum, çok uzun zamandır tarihiyle, kültürün tarih tarafıyla misafir çeken İstanbul artık lezzet tutkunlarının aradığı bir gastro city olacak. Yine kültür ama biraz evvel konuştuk, kültürün sanatı da var. Yemek de çok iyi bir kültür elçisi. Onun için yemek için seyahat edenlerin de alım gücünün yüksekliği ve bence sosyokültürel seviyelerinde yüksekliği, Türkiye'ye gelen insanların da daha rafine insanlar olması da bizim toplumumuz için de iyi bir örnek. Ve daha çok para harcamış. Şimdi turist 680 dolar harcıyor Türkiye'de. Michelin lokantaya giden turist gelme. Onun da istatistiğini vereyim. İki şehir arasında kararsız kalan gastro turist diyelim. Seyahat motifli turist. Diyelim ki İstanbul'la Tel Aviv'e bakıyor. Tel Aviv'de var mı bilmiyorum. Şu an yok galiba. Tamam. Demek ki o ikisinin arasında kararsız kalırsa Michelin Guide'ın olması bir şehirde 3/2 oranında tercihsiz olur. Bu bir. İki. O şehre seyahat edenlerin %57'si minimum bir, maksimum iki gün uzatıyor seyahat. Michelin'li lokanta varsa orada. Varsa. Yani İstanbul'un ortalaması 4'tür. 4 günlük seyahat edenlerin %57'si uzatacak. Yarısı 5, yarısı 6 gün olacak. 3. Bir üçüncü ekonomik değer. Michelin restoranda yemek yiyenlerin restoran ortalaması bütün dünyada yıldızsız bir restorana göre ortalama harcaması 40 euro kadar kişi başı bir öğün yükseliyor. Daha fazla. Şimdi bunları üst üste koyduğunuz zaman bir İstanbul milyar kişi başı geliri turizmden artacak.
İstanbul'a galiba 12 milyon turist geliyor. Evet, 12 milyon. Şimdi ve bu İstanbul'da kalmayacak. Yani bu beyefendiyle daha ilk bundan 10 ay evvel açıkladıklarında ve çok güzel bir yerde açıklamayı yaptılar. AKM'de yaptılar. Arkasından turizm destinasyonlarını da düşünüyoruz dedi. Sevgili bakanımız da bastırdı. Bence Bodrum. Fazla şimdi düşünmesinler daha. Çünkü o düzeyde Michelin yıldızlık lokanta Anadolu'da çok fazla yok. Bodrum. Bir iki yer var. Urla. Urla bir. Bodrum'da Urla'da mi? Urla'da iki lokanta tavsiye veya bir yıldız alabilir. Bodrum'da belki Luka alabilir. Başka neresi olabilir bilmiyorum. Marmaris'te Manzara Restoran büyük ihtimalle alacaktır. En az bir yıldız alır orası da. En az da yok bir yıldız alır büyük ihtimalle. Başka? Şimdi Antalya'da... Ben sizi ben kadar kolay saymayayım. Sayamam. Yani, senin zaten bir sigara sayman evet, lazım yani da. Benim, hayır ama hepsi benim çok iyi ahbaplarım ama ben mesela Urla'yı önemsiyorum. Urla çok çünkü önemli. Urla'da bağ yolu hem var. Hem ürün var hem yemek var. İkisinin birleşiminin katma değerinin çok, çok daha yüksek yer. Olacağı bir nokta var. Burada iki yer alabilir. Ama önemli olan bazı ülkelerde 8 sene sürüyor Michelin'in girmesi. Şimdi biz aramızda da konuşuyorduk niye bu tarihe kadar gelmedi Türkiye'ye diye. Birkaç sebebi var. Michelin'in en önemli saygınlık kazanma nedeni consistency dediğimiz sürdürülebilir kalite. Serviste de öyle. Biraz evvel bahsettik Fatih'in. Yani Fatih'in bu iki yıldızının tesadüf olmadığını zaten tarihi anlatıyor. İddiası anlatıyor, mükemmelliyetçiliği anlatıyor. Bu arada iki yıldız, sevgili Fatih biliyordur, en zoru. Çünkü bir yıldıza düştüğünüzde hiç yıldızınız olmasaydı daha iyi diyeceğiniz kadar kötü bir lig. Ama üç değilsiniz, fiyatınızı üç kadar yükseltemiyorsunuz. Ama ikide aranan özellikler birden çok daha ağır olduğu için... Fatih'in önümüzdeki sene işi bugünden bir sene sonrasına çok daha zor. Ama onun o disiplini ve mükemmelliyetçiliğiyle yakalayacağını ben düşünüyorum. En azından ikiyi tutacağını. Ya bunun Türk turizmine çok büyük katkısı olacağı kaçınılmaz. Evet, biz bunu bir buçuk senede becerdik. Yani Sayın Bakan bir buçuk sene evvel ne dersiniz dediğinde Türkiye Turizmi Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nda ben çünkü yeme içmenin danışma kurumunu temsil ediyorum. Direkt yapalım dedim. Yani eğer yatırımı varsa da vardı ama gerçekten çok makul bir yatırımdı bu. Direkt yapalım bunun çok kısa sürede yatırımı geri döndürürüz dedim ki o yatırım aslında neydi biliyor musunuz? 50 küsür tane şey aldık. Rehbere giren listemiz oldu. Şimdi ben 52 tane galiba değil mi? 53. Tahminen söylüyorum 10 tane yer deneyip birine ancak vermişlerdir. Demek ki 500 tane yere gitti. Bunların hepsini hesap ödediler. Konaklamalarının parasını ödediler, uçaklarını ödediler ve bunlara en az 4 kere 5 kere gittiler. Yani o ilk yatırım diye gördüğümüz aslında o da Türkiye'de kaldı o para. Ben Bakan Bey'i de Turizmi Geliştirme Ajansı, özellikle Turizmi Geliştirme Ajansı. Çok önemli işler yapıyor. Yani ilk başlarda turizmciler, bizim meslektaşlarımız da biliyorsunuz biz oraya pay para kesilecek diye bayağı bozulmuşlardı. O zaman da konuştuk. Bakın biz şimdi vereceğiz, bize harcadı. Evet bunu da konuştuk. Bize harcanacak. Pasta büyüyecek. Pasta büyüdükçe oraya aktardığımız fon büyüyecek. Bence gerçekten nitelikli turisti ve lezzet amaçlı gezen seyahati tutkunlarını çekmek adına Türkiye için bence milat. Geç kaldık ama bir şey daha söyleyeceğim çok önemli. Topu topu 330 tane şey var. 3300 tane. Bib Gurmand ödülü. Şimdi bu çok bizim basında yer almadı. Bib Gurmand dediği fiyat olarak, ekonomik olarak ulaşılabilir restoranlar. Ortalama Avrupası 40 dolar ve altı demek. Şimdi biz bu 3300'den 10 tane aldık. Demek ki buraya seyahat edenlerin profilleri düşükse eğer bile ekonomik anlamda gidecekleri 10 tane yer tavsiye edelim dediler. Fatih bile baktığın zaman Avrupa ile karşılaşılan bir yabancı için pahalı bir restoran değil. Değil değil. Gelecek Fatih'te vereceği hesap 100 dolar, 150 dolar. Avrupa'da için çok büyük para değil bu. Şey de olacak. Yani yine bir enteresan bir istatistik vereyim. Türkiye'de 54 tane üniversite var. Gastronomi bölümü 4 yıllık olan. Dünya rekoru bu. Yanına yaklaşan bir ülke yok. Şimdi artık... Ben onu biraz fazla buluyorum ya söyleyeyim. Evet ama... Yani cılkı çıktı yani işin. Anneler babalar şimdi daha da fazla bu işe yatırım yapacak. Yani bunun bir sektör olarak kabul edilmesi... Bundan 10 yıl öncesine kadar aşçı başı diyorduk.
Şimdi hala eksekutif... Açıbaşı ve bence bir intifadır Açıbaşı. Keşke bana birisi Açıbaşı dese. Kabul. Çok karizmatik, yani bu... şey çok karizmatik bence bir şey. Çok karizmatik bir şey. Eksekutif şef ifadesiyle birlikte, yani şimdi ben bu itibarı bir de ön tarafa vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Yani servisteki arkadaşlarımızın da, çünkü oradan da yöneticiliğe doğru basamak yükselecek ve bunun bir artık itibarı olan bir meslek olduğu. Ve de her büyük... zaman var canım, yani Ümit Usta'nın da itibarı az uz değildi, yani Kanal 7'de biz adamla program yapıyorduk yıllarca, Ümit Usta'ya hassasıydık yani. Ben çocukken izliyordum, yani annemle ya, oturup izliyordum. İşte ben o zaman Kanal 7'nin müdürüydüm ya, düşün bakayım ne kadar yaşlanmıştım. Hayır, peki senin seneye beklentin neymişliğinden ve bu Anadolu yayılması ne kadar seni mutlu edecek? Nerelere gitmesi lazım? Hangi illeri kapsaması lazım sence? Mesela ben bazı yerler, bazı illerimizle ilgili adını vermeyeceğim ama abartılı bir tavır olduğunu düşünmeye başladım artık. Yani şimdi son 5-10 senede özellikle yerel belediyelerin etkisiyle Güneydoğu'da müthiş bir atılım var. Tabak olarak baktığı için Michelin, yani lezzete verdiği için şaşırmam Anadolu'ya da giderse. Bizim 3A dediğimiz Adana, Antakya, Antep'ten özellikle, ki bunların iki tanesi UNICEF'ten yaratıcı, evet, şehirler ödülü aldı gastronomide. Ama ben makro bakmak durumundayım. Makro baktığım zaman oraya ulaşım, ulaşımda konaklama, nerede konaklayacak, oranın gastro turisti. Yani ben İstanbul'dan içki, sonra... Evet, içki, alkol içki, konusu önemli. Ben İstanbul'dan sonra daha yine turistin gittiği yerleri... ticari de bir bakış açısıyla Michelin'in destekleyeceğini düşünüyorum. Burada da işte biraz evvel konuştuk. Bodrum'u, Urla'yı, Çeşme'yi önemsiyor. Antalya giderse Yedi Mehmet alır bir tane. Bir önemli bir Antalya'da Yedi Mehmet. Ankara'da Kalbur. Kalbur. Şimdi biraz evvel siz konuşurken onu düşündüm. Daha çok yeni Mehmet abide yemek yedik. 30 sene olmuş. Karısı Girit kökenli Bilen ablayla ikisi 10 masa. Yanlarında bir kişi çalışıyor. 30 sene daha fazla olmuş olması lazım. 30 sene mi olmuş? 1990 dedi galiba. 32 sene olmuş. 10 masaya tek başına bakan bir beyefendi. Yani, yani siz çocuktunuz daha geldiğiniz zaman bize dedi. Hiç çizgisini bozmuyor. Soruya geri döneyim. Bence Anadolu'ya gitmesi çok önemli. Çünkü şu anda Anadolu'daki cebinde para olan bizim insanlarımız önce bir İstanbul'a gelecek. Yabancı turist kadar... Onlar da İstanbul'a yemek yemeye gelecek. Sonra onların ayağına gidilmesi... Aa bak, İzmir'de bal mumu lokanta var. Gider, bilir Ahmet misin? Ahmet Bey'in. Güzeldir. Güzeldir. Seviyorum. Evet, yemek. Seviyorum. Ege bir de üründe değil mi Fatih? Üründe çok şanslı. Ürünler çok yani, teori çok. Çık yorum. Yukarı Edremit'e gel, tabii. Bahar lokantası. Yani ya, bütün Ege'de. Ege. Şimdi bir de şey önemli ya. Biraz evvel Danimarka'yı konuştuk, Noma'yı filan. Bu Nordic Cuisine nasıl patladı dünyada? Kilometreyi menüsüne yazarak, aynen, menüler yaptı. Yani gidiyorsunuz, menünün üstünde 35 yazıyor. Bu ne diyorsunuz? 35 kilometre kare içerisinden ürünle ben bu menüyü yaptım. İşte bu karbon ayak izine gidiyor, sürdürülebilirliğe gidiyor. Şu ormandaki şu bilmem ne, şu yakındaki şu ormandaki... Uzağa gitmemek ürün. Önemli. Yani bazısını çatısına yetiştiriyor. Şimdi Fatih'in meslektaşları, bazı arkadaşlar var Avrupa'da, tabii bunlar daha çok. Üreticiye diyor ki hangi arabayla bana ürün getireceksin? Ben elektrikli araba dışında ürünü tedarik etmeni kabul etmem. Kağıta sarma. İşte tarladan topla, kasayla getir, domatesi dök mutfağa. Kasada plastik olmasın diyor. Evet. Yani buralar tabii çok önemli ve burada... O kültür bize de olacak şimdi artık. Şuraya gitmesi lazım. Tüketici. Yani sürdürülebilirlik, hepimiz konuşuyoruz işte sürdürülebilirlik şöyle önemli, böyle önemli. Tüketici sürdürülebilirliği uygulayana ödül, uygulamayana ceza verdiği zaman bu iş mantar gibi yayılır. O da işte yine evet, sabır ama ve... Ama işte o tamamen açla ilgili mesela, az önce bahsettik mesela Yedi Mehmet. Yedi Mehmet babaları bir iş yaptı ve bir kalite getirdi ama çocuklar geldiler üstüne koya koya, tabii, tabii, sürekli yeni şeyler deneyerek, yeni müthiş ürünler çıkartarak falan çok acayip şeyler yapıyorlar. Yani 10 şey yapıyorlar, 5'i tutuyor, 5'i tutmuyor belki ama sonra bir 10'da yapıp yine bir 5 katıyorlar falan. Bizim gönlümüzde çoktan uğruna Antalya'ya seyahat edecek bir yer. Ben gidiyorum vallahi, ben Antalya'ya gidiyorum ve yemek yemek için gidiyorum yani. Ve çok da hoşuma gidiyor. Her gittiğimde de dolu görüyorum yani. Öğlen akşam full görüyorum. Geçen gittim 1000 kişi falan vardı herhalde. Kocaman işte Fatih Bey. Ve 1000 kişiye de aynı kalitede yemek dank diye veriyor yani. Evet. Yani böyle yerler var Türkiye'de. Ama mesela aynı şeyi, mesela
neyse boşver şimdi kimseyi kızdırmayalım akşam akşam da. Bazı yerlerde bulamıyorum. Bazı kentlerimizde o özenli tavrı bulamıyorum yani. Adı çok geçen ama olmayan kentlerimiz var yani. İyi, evet, hoş, tamam, yenir, yenir ama hani onun daha iyisi İstanbul'da var diyorsun bazen. Neyse, Kurtuluş'ta. Kastamonu çok enteresan. Kastamonu enteresan. Çok enteresan. Evet, Kastamonu enteresan. Ya bu biraz... O da ama ürünle bağlantılı işte. Evet. Orada ürün ve dönem dönem o dönemin oradaki yerel otoritesinin işe ne kadar ilgili değil. Ama önümüz bence açık. Evet, hep ama şimdi işte bunu Tarım Bakanlığı ile desteklemek lazım. Tek başına Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, yani şimdi Tanıtma değil, Turizm ve Kültür Bakanlığı yapacağı iş değil. Ona Tarım Bakanlığı'nın da eklenmesi lazım. İyi ürünün Türkiye'de olması lazım. Türkiye'de çok iyi ürünler var ama tamam yurt dışına gidiyor. Tedarik zinciri kurulamıyor. Şeflerin biraz daha bu üreticilere prim vermesi lazım. Restoranların ve büyük grupların, özellikle Doğuş dediğim gibi grupların buralara destek vermesi lazım üreticilere. Bayağı bir mutfak konuştuk. Evet. Ne güzel gözleriniz parlıyor ya, şahane. Yemekten bahsediyorsunuz. Yok yok, sadece yemekten değil tabii. Yani. İnşallah. Ay, sevindim. Sanatla da alakalı.